Merhaba arkadaşlar bir analitik geometri videosuyla yine sizlerle beraberiz. Bugün bölgeler iki nokta arasındaki uzaklık ve orta noktadan sizlere bahsedeceğiz. Umarım güzel bir çalışma olur. İlk olarak bölgeler kısmıyla başlayalım. Dik koordinat sistemi dikkat ederseniz dört bölgeye ayrılmış durumda. Hemen şunu bir ifade edelim ondan sonra bölgelerde işaretlere bakacağız. Dik koordinat sisteminde pozitif yön daima saat yönünün tersi olacak. Bölgelerde hareketlenmemizde daima saat yönünde yani pozitif yönde, saat yönünün tersine yani pozitif yönde olacak. X'in ve Y'nin pozitif olduğu ilk kısma biz birinci bölge diyeceğiz. Birinci bölgede demin de ifade ettik. X değerlerimiz sıfırdan büyükken yine Y değerlerimizde ne olacak? Sıfırdan büyük. Neden? Sıfırın sağına doğru X ekseni üzerinde değerler pozitifti. Y ekseni üzerinde de yine aynı işlemi söylüyorduk. Değerlerimiz ne olacaktı burada? Pozitif. O zaman noktaların işaretlemesine baktığım zaman ne olacakmış buralar? Artıya artı şeklinde. Bakın pozitif yönde hareket ettik. Bu durumda gelmiş olduğumuz bölge ikinci bölge olacak. İkinci bölgede Bakın x değerlerimiz sıfırdan küçük. O zaman negatif olduğundan dolayı x'ler sıfırdan küçük gelecek. Yine y değerlerimiz pozitif. O zaman y'ler ne olacak burada? Sıfırdan büyük gelecek. Noktanın işaretlemelerine baktığınız zaman eksiye artı şeklinde olacak. Yine pozitif bölü yönde hareket ettik. Bu durumda gelmiş olduğumuz bölge üçüncü bölge olacak arkadaşlar. 3. bölgede dikkat et x'ler sıfırdan küçük, y'ler sıfırdan küçük negatif değerler alıyor. O zaman x'im sıfırdan küçük ise y'mizde ne olacak burada? Sıfırdan küçük gelecek. Noktamızın işaretlemesi eksiye eksi şeklinde olacak. Yine pozitif yönde hareket ettik arkadaşlar. Bu durumda gelmiş olduğumuz bölge dördüncü bölge olacak. Dördüncü bölgede dikkat et x'ler pozitif değerler alıyor. Y'ler negatif değerler alıyor. O zaman x'ler sıfırdan büyükken y'lerimiz sıfırdan ne olacak? Küçük olacak. Noktaların işaretlemesi pozitif ve negatif olacağından artıya eksi şeklinde olacak. Buradaki en önemli göreceğimiz notlardan bir tanesi de şudur eksenler bölgelere dahil değildir. Bunu lütfen unutmayınız. Hemen sorulara geçelim. Bakalım iyi bir şekilde pekişecek mi bunlar da? İlk sorumuz. A noktası eksi 4'e 2 A eksi 4 ve B noktası 3 A eksi 12'ye 5. Analitik düzlemin aynı bölgesinde ise A'nın kaç farklı tam sayı değeri vardır diye bize sormuş. Bu soru kalıbında şuna dikkat edeceğiz. Bakın A'nın Apsisine baktığınız zaman değerin nedir? Negatif bir değer almış. O zaman B de bununla aynı bölgede olduğundan dolayı buradaki ifadenin ne olması lazım? Negatif. Yani apsisin ne olması gerekiyor burada? Sıfırdan küçük. Öyleyse ben ne yazacağım hemen? 3A eksi 12 küçüktür 0 ise 12 diğer tarafa attık. 3A küçüktür 12. O zaman her tarafı 3'e bölerse A'mız nereden küçük gelecek? 4'ten. Bu bir dursun. Hemen B'ye geldim. Bakın ordinatı ifade edilmiş burada. Dikkat edersen B'nin ordinatı ne burada? Pozitif. O zaman A ile aynı bölgede olduğundan dolayı A'nın ordinatından ne olması lazım? Pozitif. Yani ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sıfırdan büyük. Öyleyse 2A-4 ifadesi sıfırdan büyükse ben 4'ü diğer tarafa attım. O zaman 2A ifademiz ne oldu? 4'ten büyük geldi. Her iki tarafı 2'ye böldük. O zaman A'mız ne olacakmış arkadaşlar? 2'den büyük gelecek. Hemen A'nın aralığını yazalım. A'mız ne olacaktı? 4'ten küçük, 2'den büyük. Bu aralık içerisinde bir tane tam sayı değeri vardır. O da ne olacak? 3 değeri. O zaman kaç tam sayı değeri var dedi. Bir tane tam sayı değerimiz olmuş olacak. Bir diğer sorumuz. Bakın ne diyor soruda. A noktası a küp çarpı b kare virgül. Ordinatımızda mutlaka çarpı b olarak ifade edilmiş. Bu diyor bu nokta. Analitik düzlemin ikinci bölgesinde ise b noktasının kaçıncı bölgede olduğunu soruyor. Hemen hatırlayalım. İkinci bölgede x'lerimiz ne olacaktı? Negatif değerler alıyordu. Yani ne olacak burası? Sıfırdan küçük. Yerlerimiz ne olacaktı? Pozitif değerler alıyordu. Yani buranın da ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Hemen şuraya geldim arkadaşlar. Herhangi bir sayının çift kuvveti daima ne olması gerekiyordu? Pozitif. O zaman A küp B kareyi incelerken ne yapacağım? Şurası daima pozitif olacak. Sonucun ne çıkması lazım? Negatif. O zaman A küpün burada ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eksi. A küp eksi ise o zaman işaretini direkt göstereceğinden dolayı Eksi ise bu ifade. A'mızın ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük. Hemen ordinata geldim. Herhangi bir ifadenin mutlağı ne olacaktı? Daima pozitif olacaktı. O zaman mutlaka pozitif olacak. İfadenin sonucuna burada ne demişti? Sıfırdan büyük yani sonuç olarak pozitif olacak. Öyleyse B'nin de işaretinin ne olması gerekiyor? pozitif yani artı olması. Öyleyse B'mizde ne olacak buradan? Sıfırdan büyük. Şimdi bu iki ifadeyi kullanarak B'nin koordinatlarının kaçıncı bölgede olduğunu bulmaya çalışalım. Neydi? A'mız negatif yani sıfırdan küçük. B'yi şuraya yazayım isterseniz. A çarpı B. A'nın dördüncü kuvveti artı B'nin küpü bölü A ifadesi kaçıncı bölgede diyor. A'mız sıfırdan küçük o zaman ne oldu burası? Eksi. B'miz neydi? Sıfırdan büyük. O zaman artı eksi ile artının çarpımından absis ne gelecekmiş? Eksi. Şimdi A'mız negatifte. Herhangi bir sayının Çift kuvveti daima pozitif olacağından A'nın dördüncü kuvveti pozitif geldi. B zaten pozitifti. Küpünü aldık o da pozitif geldi. O zaman üst taraf ne olacakmış artı arkadaşlar? Artı. Alt taraf neydi? A sıfırdan küçüktü. Negatif olacağından eksi. Artıyı eksiye bölerseniz sonuç ne geldi. Eksi. O zaman B noktasının işaretlemesi ne geliyor? Eksiye eksi. Her ikisinde eksi olduğu bölge kaçıncı bölgeydi? Hemen hatırladık üçüncü bölge olacaktı. O zaman B noktamız hangi bölgede mevcut olacak? Üçüncü bölgede. Umarım anlaşılmıştır. Hemen vakit kaybetmeden diğer sorumuza geçtik. A noktası P eksi 6'ya P artı 4 analitik düzlemin ikinci bölgesinde. İkinci bölgede ne demiştik? x'ler sıfırdan küçük olacak. Y'lerimiz de ne olacaktı? Sıfırdan büyük yani pozitif olacaktı. İse diyor P'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır? O zaman hemen şuraya bakalım. P-6 ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. p 6'mız sıfırdan küçükse P'mizde ne oldu arkadaşlar? 6'dan küçük geldi. Yine ordinat pozitif olacağından dolayı P artı 4'ümüz de sıfırdan büyük ise 4'ü diğer tarafa attık. P'miz ne oldu buradan? Eksi 4'ten büyük geldi. İki durumu bir arada inceleyeceğiz şimdi. P'miz ne olacaktı? 6'dan küçük. Nereden büyük olacaktı? Eksi 4'ten. Kaç farklı tam sayı değeri var diye sormuş bize. Hemen 6 eksi eksi 4. Sınır dahil olmadığından sınırı da çıkardık buradan. 10 eksi 1'den dolayı kaç tane tam sayı değerimiz varmış? 9 tane tam sayı değerimiz olmuş olacak. Umarım anlaşılmıştır. <laughs> Bir diğer özelliğimiz. ÖSYM tarafından çokça kullanılan bir ifade. Sınavlarda da yine karşımıza gelecek olan bir konu. Özellik olarak iki nokta arasındaki uzaklık. Hemen bunun ispatını yaparak iki nokta arasındaki uzaklığı ifade edelim. Bakın A noktası koordinatları x0, y0. B noktasının koordinatlarına da x1, y1 demiş. Biz şunu öğrenmiştik. Bir noktanın x eksenine olan dik uzaklığı ordinatını yani şurası y0 mutlak değerce. Şuraya da ne düşüyor? X0. Aynı şekilde B noktasının x eksenine olan dik uzaklığı bize ordinatının mutlağını vereceğinden burası Y1 geldi. Şu uzunluğun tamamı dikkat ederseniz bakın X1'di. O zaman şu parçamıza buradan ne kalır? Şurası X0 tamamı X1 ise o zaman şu aradaki mesafe dikkat X1 eksi X0'a eşit olacak. Şurada oluşan şekle dikkat edersen dik yamuk. O zaman ben şuradan şöyle bir dikme indirirsem burada oluşan şekil ne olacak arkadaşlar? Dikdörtgen. Dikdörtgende karşılıklı kenar ne olacaktı? Birbirine eşit. Burası y0 ise o zaman buraya y0 düştü. E şurası x1 eksi x0'dı. O zaman burada ne olacakmış? x1 eksi x0. Şuranın tamamı da y1'de. O zaman şuraya ne kalmış oldu? y1 eksi y0. Dikkat edersen dik üçgen oluştu. O zaman Pisagor bağıntısı yazacağım. Hemen ab'nin karesi veya AB eşittir kök içerisinde. Dik kenarların kareleri toplam olacaktı. Yani x1 eksi x0'ın karesi artı y1 eksi y0'ın karesi. Kare kökü bana neyi verecekmiş? İki nokta arasındaki uzaktı. O zaman bir doğru parçası verdiği zaman köşe koordinatları uç noktaları belli ise bu iki nokta arasındaki uzaklığı sorduğu zaman benim yapmam gereken işlem şuymuş arkadaşlar. X'lerin farkını al. Karesi artı Y'ler farkı. Karesi toplam olarak karekök içerisinde bana neyi veriyor? Bu iki nokta arasındaki uzaklığı verecek. Bir de eğer bana bir nokta verip de bu noktanın orijine olan uzaklığını soruyorsa yani şurada bir P noktamız var koordinatlara AB olsun. P noktasının orijine olan uzaklığı nedir diye sorduğunda hemen şunu yapacağım. Şuradan dikmeyi indirdim. Dikkat edersen apsis A olduğundan burası A geldi. Ordinatı B olduğundan buraya ne düşecek? B. Dik üçgen oluştu. Şurası O olacak. O zaman P noktasının orijine olan uzaklığı OP ise kök içerisinde A kare artı B karenin kare kökü Pisagor'dan geliyor. A'nın karesi artı B'nin karesinin kare köküne eşit olmuş olacak. Evet bir soruyla devam edelim hemen. İlk sorum şu şekilde. A noktası 3'e 4 noktası. B noktası eksi 1'e 7 olarak verilmiş. Bize diyor ki bu noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş. Hemen ne yapacağım bakın. A, B kök içerisinde absisler farkının karesi. Yani x'lerin farkını alacağız. 3 eksi eksi 1'in karesi artı Ordinatlar yani y'ler farkının karesi 4 eksi 7'nin karesi kare kökü bana neyi veriyormuş burada? İki nokta arasındaki uzaklığı. Hemen şurayı düzenledik. Kök içerisinde bakın eksi artı 1 3 daha 4 yaptı. 4'ün karesini hemen yazayım onu 4'ün karesi artı 4'den eksi 7'yi çıkardık. Eksi 3'ün karesi geldi. Şunları düzenlersen bakın. Kök içerisinde 16 artı 9 oldu. Topladık kök ne yaptı buradan? Kök 25 geldi. Kök 25'te dışarıya ne çıkacak? 5. O zaman A, B arasındaki uzaklık buradan kaç gelecekmiş arkadaşlar? 5 birim olarak karşımıza çıkmış olacak. Bir diğer sorumuz. A noktası 4'e A 5. B noktası eksi 2'ye 3 olarak verilmiş. Noktalar arasındaki uzaklık bu sefer bize ifade ediliyor. Buna göre A'nın alabileceği değerler çarpımı nedir diye sorulmuş. Hemen şunu yapacağız. İki nokta arasındaki uzaklığı yazacağız. Bunu da kaça eşit diyecekmişiz? 10'a. O zaman kök içerisinde absesler farkı yani 4 eksi eksi 2'den 6. 6'nın karesi artı. Ordinatlar farkı yani A eksi 8'in karesi kare kökü iki nokta arasındaki uzaklığı veriyordu. Hemen her iki tarafın karesini aldık buradan. Ne geldi? 100 eşittir. 6'nın karesi 36 artı a eksi 8'in karesi olmuş oldu. Sıkıntı yoktur umarım. 36'yı bu tarafa attık ne yaptı? 64 Eşittir a eksi 8'in karesi. Her iki tarafın kare kökünü aldık. Şurası mutlak değerce çıkacak. a eksi 8'in mutlağı eşittir. 64'ün kare kökünden dolayı da burası ne gelmiş olur arkadaşlar? 8. O zaman a eksi 8 eşittir ya 8'dir. Veya a eksi 8'imiz ne gelecek? Eksi 8 gelmiş oldu. Hemen şurayı düzenledik. 8'i diğer tarafa attık. A'mız buradan ne geldi? 16. Köklerden biri 16 gelecek. 8'i diğer tarafa attık. Buradan da ağımız ne geldi? 0. Neyi soruyordu? Alabileceği değerler çarpımı. O zaman 16 çarpı 0'dan sonuç ne gelecekmiş? 0 gelmiş olacak. Bir diğer sorumuzda devam ediyoruz. A noktası 1'e 2 ve B noktası eksi 1'e 3 noktalarına eşit uzattıkta ve x ekseni üzerinde bulunan noktanın apsisi nedir diyor. Hemen şunu hatırlayalım. x ekseni üzerindeki bütün noktaların ordinatları içinde demiştik? 0 demiştik. O zaman x ekseni üzerinden seçtiğimiz nokta c noktası olsun. Koordinatları da k'ya ne gelecek arkadaşlar? 0. Soruda ne diyor? Bu noktanın a ve b'ye olan uzaklıkları ne olacakmış? Eşit. Yani ben ne yapacağım? A'nın C'ye olan uzaklığıyla B'nin C'ye olan uzaklığı ne yapacakmışım? eşit diyeceğim. O zaman iki nokta arasındaki uzaklığı yazıyorum bakın. Kök içerisinde x'ler farkı yani k eksi 1'in karesi geldi. Artı y'ler farkı yani 0 eksi 2'den eksi 2'nin karesi geldi. Kare kökü eşit olacak. C'nin b'ye olan uzaklığını yazalım burada. Yine x'ler farkından ne geldi? K artı 1'in karesi geldi. Y'ler farkından da ne geldi? Eksi 3'ün karesi. Bunun da kare köküydü. Şimdi her iki tarafın karesini alırsam bunlar kökten kurtulmuş olur. Cırt cırt diyelim burada. Şunun karesini açtık. K'nın karesi eksi 2K. Birin karesinden de artı 1. Artı eksi 2'nin karesinden 4 geldi. Diğer taraftan da yine kareyi açtık. K kare artı 2K artı 1. Eksi 3'ün karesi de ne yaptı? 9. Şu K kareler birbirine götürdü. Şimdi şunu yapacağız. Eksi 2K'yı bilinenler bilinmeyenler bunu bu tarafa gönderelim. Şunun toplamı da 10 geliyor. Bunu da bu tarafa sallayacağız. Şurada bir 5'imiz var. Artı 10 eksi olarak geçeceğinden eksi 10 oldu. Eksi 2K artı olarak geçti. 2K artı 2 k da burada vardı. 2K geldi. Burası ne yaptı? Eksi 5. Şurayı topladık ne geliyor? 4K. Her iki tarafı 4'e bölersek arkadaşlar burada da hemen K'mız da buradan ne gelmiş oldu? Eksi 5 bölü. 4 olarak karşımıza çıkmış olacak. Bir diğer sorumuz. A eksi 2'ye 3 ve B 1'e 4 noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer denklemi nedir diye bize sormuş. Yani bizden şunu istiyor. Çoğumuzun aklına ilk olarak şu gelir arkadaşlar. Şöyle bir A ve doğru parçası çizer. Şurada A noktası, burada B noktası. İkisine de eşit uzaklıkta olacaksa bunun orta noktası seçilir genelde. Ama adam bize onu sormuyor. Şu buradan geçen AB'ye dik olan bir doğru çizdiğiniz zaman bakın hem A'ya hem de B'ye eşit mesafede olacak diyor. İkiz kenar üçgeni hatırlarsanız ikiz kenar üçgende tepeden tabana inen dikme hem kenar ortay hem de aç ortay olacaktı. Kollar ne olacak birbirine eşit. Ben bu doğru üzerinde bir nokta aldım bakın. Bu noktanın A'ya ve B'ye olan uzaklıkları şu ikiz kenarın özelliğinden dolayı ne olacak? Birbirine eşit. Şurada bir farklı nokta daha aldım. Bu noktanın A'ya ve B'ye olan uzaklıkları yine şuradaki özellikten dolayı ne olacak? Birbirine eşit. Yine şurada bir nokta seçseniz dahi bu noktanın yine sağdaki ifade gereğince ne olacakmış? A'ya ve B'ye olan uzaklıkları eşit olacak. O zaman adamın bize sormuş olduğu ifade esasen ne olacak? Bu doğru üzerinde seçtiğin herhangi bir noktanın A'ya ve B'ye olan uzaklığı ne olacak? Daima birbirine eşit olacak. O zaman biz bu nokta doğru üzerine bir tane gezici nokta seçelim. Bu da P noktası olsun. Koordinatları da X olsun. Sıkıntı var mı? A'nın P'ye olan uzaklığı, B'nin P'ye olan uzaklığı ne olacakmış? Buna eşit olacak. O zaman ne yapacağım? A'nın P'ye olan uzaklığıyla P'nin B'ye olan uzaklıklarını yazıp birbirine eşitleyeceğiz. O zaman yazalım. P noktası x 7) koordinatlar. A'nın iki de eksi üçtü. İki nokta arasındaki uzaklık kök içerisinde. X'ler farkının karesi yani x artı ikinin karesi geldi buradan. Artı y'ler farkının karesi yani y eksi üçün karesi karekökü kökü a, verdi. Eşittir. P'nin B'ye olan uzaklığını yazarsam da kök içerisinde x'ler farkından x eksi birin karesi artı Y'ler farkından da ne gelecek? Y eksi 4'ün karesi karekök Her iki tarafın karesini aldığımız zaman kökten kurtarmış olacağız. Şimdi içerideki ifadelerin tam kareleri bir açalım. Şuradan ne gelir? X kare artı birinci ile ikincinin iki katı çarpımının 4x artı ikincinin karesi 4 artı y'nin karesi eksi 2 katı çarpımdan 6y artı 9 eşittir. Birinci Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi artı y'nin karesi eksi 8y artı 16 geldi. Şimdi dikkat et şurada x kare x kareyi götürdü. Y kare de ne olacak burada? Y kareyi götürdü. Sağdakileri sol tarafa atalım. Tane tane atalım. Bakın burada eksi 2x bu tarafa attığım zaman artı geçecek. 4x de burada var. Ne yaptı? 6x. Burada eksi 8y var. Pardon eksi 6y var. Burada eksi 8y var. Bu tarafa attığım zaman artı 8 ya. Eksi 6y de buradan vardı. O zaman artı 2y yaptı. 4, 9 daha. 13 burada var. Diğer taraftan da bakın 1 buradan. 16 da buradan. 17. Doğru mu? O da bu tarafa eksi olarak geçeceğinden eksi 17 eşittir ne geldi? 0. Şurayı bir düzenledik. 6x artı 2y eksi 4 eşittir 0. Sadeleşebilir durumda. Her tarafı bir 2'ye bölelim. Direkt karşımıza geometrik yer denklemi yani bir doğru denklemi gelmiş olacak. Her tarafı 2'ye bölersem 3x artı y eksi 2 eşittir 0 istenilen doğrunun ne olmuş olacak? Denklemi olmuş olacak. Bir diğer sorumuz ÖSYM tarafından geçmiş yıllarda sorulmuş bir soru. Şimdi adam bize şunu söylüyor. Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerine A, B, C, D, E, K, L noktaları şekildeki gibi işaretlenmiştir diyor. Bu kareli kağıda A, B, C, D, E noktalarından biri orijin olacak biçimde bir dik koordinat sistemi yerleştiriliyor. K ve L noktalarının orijine uzaklıkları eşit olduğuna göre orijin hangi noktadır diye bize soruyor arkadaşlar. Hemen bizim yapmamız gereken bu noktayı bulmak olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle A'ya olan uzaklığına bakarsam. Birim karelerden oluştu. Her biri bir bir gelecek. Doğru mu? A'nın orijin olduğunu düşünürsem. L'nin A'ya olan uzaklığı ne gelir? Bakın şuradaki dik üçgenden. Bir bir kök iki. Yine K'nın A'ya olan uzaklığı buradan ne geldi? 2. Adam ne demişti? K ve L noktalarına eşit uzaklıkta olacaktı. Orijine olan uzaklıkları eşit olacaktı. E bunlar eşit olmadığından dolayı A noktası orijin olamayacak. Yine D'ye baktığınız zaman K'nın D'ye olan uzaklığı kök 2, L'nin D'ye olan uzaklığı buradan 2 geldiğinden dolayı D noktası da olamaz. Hemen E'ye baktım. Bakın E'ye olan uzaklığı 1 2 o zaman burası ne gelecek? kök 5. L'nin E'ye olan uzaklığı 2 3 9 4 13 o zaman kök 13 geldi. E de olmadı. Bir de B'ye baktık. L'nin B'ye olan uzaklığına bak. Bak 1, 3 de buradan. 3'ün karesi 9, 1 daha 10. O zaman kök 10 geldi. Bir de K'nın B'ye olan uzaklığına baktım buradan. 2, 2, 2 kök 2. E bunlar da eşit olmadığından B noktası da gitti. O zaman orijinal olacak olan nokta ne olacak burada? C noktası. Nasıl eşit olduğunu da bir görelim. Hemen şuraya geldim. L'nin C'ye olan uzaklığına geliyor bak. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Bir de C'nin K'ya olan uzaktanın 5 birim gelmesi lazım. Hemen saydık şuradan. Şurası 3. Şurası da 4. Dikkat edersen 3, 4, 5 üçgene. L'nin de C'ye olan uzaktığı, K'nın da C'ye olan uzaktığı eşit olduğundan orijin olacak olan noktanın ne olması gerekiyormuş? C noktası. Bir diğer sorumuz. Yine geçmiş yıllarda çıkmış bir sınav sorusu bu da. Dik koordinat düzleminde A noktası 0'a 4, B noktası 8'e 4 ve C noktası 8'e 8. Noktalarında bulunan üç karınca birer doğrultu seçip aynı anda ve eşit hızlarla yürümeye başlıyorlar diyor. Bir süre sonra bu üç karınca aynı anda bir, bir P noktasında buluşuyor. Buna göre P noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir diye bize soruyor. Aynı anda uza, ulaştıklarına göre arkadaşlar bunların almış olduğu yollar ne olacak? Çünkü hızları da eşitti. Aldıkları yolların ne olması lazım? Birbirine eşit olması gerekiyor. Buradan çıkaracağım sonuç bu. Hemen bir dik koordinat sistemini şöyle bir çizelim. Görelim bu karıncaların bulundukları noktayı. Bakın A noktası 0'a 4. Yani Y ekseni üzerinde. Şurası 4 birimlik noktamız olsun. Yani 0'a 4 geldi. B noktamız ne olacak? 8'e 4. Yani ordinatı 4. Şu eksen üzerinde hareket ettik. Apsisimiz ne gelecekmiş? 8. Yani bu noktamız da 8'e 4 oldu. C'ye baktık. 8'e 8. Yani ne olacakmış burada? Apsis 8. Ordinatta 8 olacak. 4 birim yukarıya gittik. O zaman şurası da C noktası burası ne geldi? 8'e 8 geldi. Dikkat ederseniz bu arada oluşan açı ne olacak? 90 derece. Hemen burada ABC üçgenini şöyle bir oluşturalım arkadaşlar. Ne demiştik? Bunlar eşit mesafede yol olacak. E biz dik üçgende bu köşelerden hareket ettiğimiz zaman eşit mesafede yol alabilmem için muhteşem üçlüyü hemen çizdim. Dikkat ederseniz bu üç parça ne olacak? Birbirine eşit olmuş olacak. E o zaman bu bulmuş olduğumuz hipotenüsün orta noktası olan nokta bize neyi ifade edecek burada? P noktasını. Umarım sıkıntı yoktur. Hemen şuraya geldim. P noktasının orijinal olan uzaklığını sormuştu. Hemen koordinatlarını şöyle bir bulalım. Şuradan dikmeyi indirirsek bakın. Taban ikiye bölecek. Uzunluk 8'di 4'e 4 mü düştü? Doğrudur. Yine aynı işlem. Şuradan dikmeyi indirirsem iki kenar mi söyledik. Şu taban ne yapacak? 2'ye bölecek. E şu mesafe 4'te. O zaman buraya 2 2 kaldı. O zaman burası 2 geldi. Doğru mudur? E bura 4'te. O zaman burada 4 oldu. E burası 4 o zaman buraya da ne düştü? 4. Eğer P'nin koordinatlarını sorsaydı absis ne olacak? 4. Ordinat ne geldi? 6 gelmiş oldu. Bize neyi sordu bunun? Orijine olan uzaklığını yani OP'yi soruyor. Hemen OP eşittir buradan. İsterseniz Pisagor'da yazabilirsiniz. 4'ün karesi 6'nın karesi. 4'ün karesi artı 6'nın karesinin karekökü O da 2 kök 13 olarak karşımıza çıkmış olacak. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalınız.